Aydoğan'ı buldun sanki Brad Pitt, koşuyorsunuz peşinden birini buldunuz. Bir durun oturun, bir kırın bacağınızı. Sen şunu sevdiğin için sanıyorsun ki herkes ona bayılıyor. Hiç bayılınacak bir tarafı yok. Aydoğan kusura bakma. Yok. İşi yok, gücü yok, parası yok, hiçbir şey yok. Hangi kadın senin kocanı ne yapsın? Şeytan eser kendi düşer. Nereden biliyorsunuz böyle özlü sözleri ha? Ben hayatın da mektebini okuyayım Müge abla. Ana başta tacimiş, her derde ilacımış. Bir evlat bir olsa da anaya muhtacımış. Biliyor musun? Ben her zaman derim mızrak çuvalda gizlenmez. Derler ki zengine hayırlı olsun derler. Fıkraya da nereden buldu derler. Mevlana Rumi Hazretleri diyor ki ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi. Zaten şey mi abla hani bir laf var bizim büyüklerimiz der ki ne? Elden gelen ön olmaz, o da baktığında olmaz. Benim ağırlığım yer üstüne, rızkım Allah'ın üstüne. Beni kınayan benim köyünümü giysin. Beni kınayan benim ataşımda evet, yansın. Yansın. Kıratın yanında duran ya huyuna ya suyuna. Kim öğretiyor size bunları? Söyleyene de söyletene bak. Sana söz veriyorum dedi. Hayır, sen evlendin kayınvaliden ve evet, senin dedenin yanına gittin. Girdim. Tamam, şimdi yani benim oğlum evlenecek, gelini bana getirecek. Heh. Benim kocam da ölecek. Heh. Sonra benim o evde istenip istenmemem tartışması nasıl yapılabilir? Bu zaten ev benim. Annem de yani var. Ya işte senin evin yok ki meselesi yani şimdi. Evet. Herkes oraya ama senin evin yok ve ki yani. Ve annem de var. Yani senin kocanın evi yok. Yani senin gittiğin ev kayınvalidenle kayınpederin evi. Kayınpeder de vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Şimdi ev kimin? Kayınvalidenin. Ve işte diyorum ya böyle bir hayır, olay bunu çıktı. Tartışması nasıl yapılabilir? Arkadaşlar bak ben bunu neden söylüyorum biliyor musun? Yani kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla diye söylüyorum. Her şimdi benim oturduğum eve benim oğlum bir kız getiriyor. Evet. Ev kimin? Ev benim. Bunu da beğenmeyen geçtim. Kibarca bir bay bay yani.